Herkese merhaba, Müzik Teorim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kulak sınavı hazırlık dersi yapacağız. Yani tek ses, çift ses, üç ses ve dört ses çalışmaları yapacağız. Aralıkları burada göreceksiniz. Önce iki sesi aynı anda basacak, sonra önce kalını, sonra incesi basacak. Bu farkı da göreceksiniz ve beraber çalışarak bunu ilerleyeceğiz. Bugün bir çalışma, sınava hazırlık, kulak sınavına hazırlık bir dersi gibi olacak sizin için. 8 tane tek ses, 8 tane çift ses, 8 tane 3 ses, 4 tane de 4 ses sordum. Bunları da ders içerisinde ne olduğunu, nasıl olduğunu anlatarak ilerleyeceğim. Zaten bildiğiniz şeyler olacak ama bazı arkadaşlarımız mesela küçük ikili aralıklar, küçük altılılar, büyük yediler gibi aralıklarda zorlanıyor. Onun için böyle mesajlar aldım. Bununla ilgili de bir video yapmak istedim. Umarım hepiniz için faydalı olur. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Şimdi dersimize geçelim. Evet, ilk olarak tek sesle başlıyoruz. Tek sesle duyduğunuz sesleri tekrar edeceksiniz. Bunu zaten hepiniz biliyorsunuz. Baştan sona çalacak. Zaten ilk sesi verecek, ben bir durduracağım. Sonra ikinci sesi verecek, ben bir durduracağım. Bu şekilde devam edeceğiz. İlk sesle başlıyoruz. Tekrar veriyorum. İkinci sese geçiyorum. Üçüncü tek sese geçiyorum. Tek sesleri zaten hepiniz yapabildiğiniz ve kolay olduğu için biraz hızlı geçiyorum. Kulağınız seslere alışsın diye buradaki amaç bu. Evet, şimdi çift sese geçiyoruz. Çift seste önce küçük ikili aralıkla başlayacak. Sonra küçük altılı, büyük yerili, büyük ikili, eksik beşli, küçük üçlü şeklinde devam edecek. Zaten bunları ekranda da görüyorsunuz. Şimdi küçük ikili aralığımızla başlıyoruz. Mi fa aralığımız. Tekrar veriyorum. Na na. Tekrar küçük ikili, büyük ikili daha çok karıştırılabilen aralıklar. Na na. Küçük altılı. Bu örnekleri tek tek tuttum ki her aralıklardan yapabileyim, zorlanabilecek olanlardan. Küçük ikili, küçük altılı, büyük yerili, büyük ikili, eksik beşli. Yani bunlar zor duyulabilen aralıklar olduğu için her birinden birer tane örnek koydum. Bunları önce ben basacağım, duymanızı bekleyeceğim. Sonra açılımını vereceğim. Önce kalın sesi, sonra ince sesi vereceğim. Tekrar veriyorum. Son kez veriyorum. Şimdi bakalım. Na na. Asla asla vazgeçemem. Küçük altılı. Buradan tutabilirsiniz. Bu asla şarkısı. Küçük altılı sesini verebilmeniz için size faydalı olacaktır. Bakın dinleyin. Na na. Evet,
Şimdi büyük idili. Büyük idili de zorlanılıyor. Genelde oktav olarak duyulabiliyor. Yani re do diyez ama re re gibi oktav ses olarak duyulabiliyor. O aralıkları biraz çalışabilirsiniz. Görebilin diye bu aralıkları bazıları yazılımını bilmiyor ya da örnek yapacak örnek bulamıyor. Görebilin diye aynı zamanda ben şu anda ekranda size görüntüyü de veriyorum. Büyük idili ben bir tane örnek koyuyorum ama bu örneğe göre bu aralıkları hesaplayarak büyük küçük zaten baştaki derslerimde ben size aralıkları da anlatmıştım. Oradan örnekleri siz kendiniz çoğaltabilirsiniz. Büyük idili bilin diyelim. Zor bir aralık. Bir daha vereceğim. Bir iki kez vereceğim. Genelde oktav olarak verilebiliyor bu büyük yedili aralık, orada kulak karışabiliyor. Size tavsiyem büyük yedili aralık çok çalışın, küçük ikili aralık çok çalışın, büyük ikili çok çalışın. Bunlar en çok hata yapılan aralıklar. Eksik beşli, artık beşli. Tekrar veriyorum. Şimdi büyük ikili bir aralık. Tekrar veriyorum. Na. Büyük ikili. Küçük ikili aradaki farka bakın. Na. Na. Birini do re gibi düşünüp diğerini de mi fa. Küçük ikilileri mi fa, büyük ikilileri do re aralığı gibi düşünürseniz daha kolay verebilirsiniz. Ben o şekilde yapıyorum. Herkesin kendine göre kolay yöntemleri vardır ama bu şekilde daha rahat bulabilirsiniz. Şimdi eksik beşli bir aralık basacağız. Bu eksik beşli aralık da zorlanabileceğiniz, kulağınızın çok alışık olmadığı bir aralık olabilir. İyi dinleyin. Son kez veriyorum. Ve na. Na. Eksik beşli. Si, fa. Küçük üçlü, yani çok zorlanılan bir aralık değil ama bazen üç ses basarken mesela do majör, do mi sol ama do minör, do mi bemol sol. Orada küçük üçlü bir aralık oluyor ama o küçük üçlüyü genelde kulak hep büyük üçlü gibi algılayabiliyor. Onun için de küçük üçlü aralıklar çalışmanız sizin için faydalı olacaktır. Majör ve minör bu üçlü sese geçtiğimizde, üç sese geçtiğimizde daha iyi göreceksiniz. O farkı anlayabilmeniz için. Şimdi küçük üçlü basıyoruz. Mi sol. Tekrar. İyi dinleyin, tekrar veriyorum. Çünkü majör ve minörü fark edebilmeniz gerekiyor. Şimdi tam dörtlü bir aralık. Tam dörtlü aralık aslında bizim kulağımız alışkın çünkü İstiklal Marşı'nın başlangıcı tam dörtlü olarak başlıyor. Onun için kulağımızın oradan da alışkın olduğu bir ses. Şimdi bir dinleyelim. Bir daha bilerek oktav yani tizden verdim. Çünkü kalını verdiğimde daha kolay vereceksiniz. Biraz zorladım diye. Na korkma ya da na korkma sönmez. İstiklal Marşı'mızın başlangıcı tam dörtlü bir aralık. Oradan aklınızda tutabilirsiniz. Tekrar veriyorum, dinleyin. Evet. Şimdi artık beşli. Bu da çok kulağımızın alışkın olmadığı bir ses. İyi dinleyin.
Şimdi kalan inceyi de vereceğiz. Bu aslında baktığınızda buradaki küçük altılıyla aynı duyuluyor. Birisi artık beşli, diğeri küçük altılı. Ses olarak baktığında aynı. Buraya do diye değil de re bemol yazsaydım aralık yine aynı duyulacaktı aslında. Bir de buraya bakalım. Asla. Yani artık 5 ve küçük altılı aynı aralıktan bulabiliriz. Asla asla vazgeçemem senden asla. Ya da burada aynısı. Asla. Bu parça küçük altılı. Tam dörtlü İstiklal Marşı. Ilgaz şarkısı tam 5'li bir aralık. Ilgaz şarkısının başlangıcı. Buralar size tiyolar verebilir. Bu şekilde daha iyi kavrayabilirsiniz. Şimdi 3 sese geçiyoruz. 3 seste çevrimler sordum daha çok. Mesela do mi sol akorunun birinci çevrimi mi sol do. Size temel akor çok fazla sormazlar. Genelde çevrim sorarlar. Çünkü temel akoru hemen hemen herkes doğru yapacaktır. Önemli onun çevrim olup olmadığını anlayabilmeniz. İlk aralığımız do majör birinci çevrim olarak başlıyor. Tekrar veriyorum. Na 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 yani ama bunu genelde na 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 temel durum olarak duyuyoruz. Çünkü kulağımız hep ona alışkın. Üçlülerde onun için iyi odaklanın. Sınavda iyi dinleyin. Çevrim mi, temel akor mu? Yani tiz sesten bunu çözebilirsiniz. Onun için iyi odaklanın. Çevrim olup olmadığını oradan anlayabilirsiniz. Bu genelde basıldığında do majör temel durum gibi duyuluyor. Birinci çevrim basıldığında ya da birinci çevrimler genelde temel durum gibi duyulabiliyor. Kulak bizi yanıltabiliyor. Onun için iyi odaklanmanız gerekiyor üç seslerde. Tekrar veriyorum. Evet. İkinci akorumuz Si, Re, Fa. Eksik bir akor. Normalde ya Si, Re, Fa diye olabilir. Si bemol, Re, Fa olabilir. Bu şekilde majör ya da minör olabilir. Ama burada eksik bir akor bastım. Si, Re, Fa. Bakalım buna kulak nasıl bir cevap verecek? İyi dinleyin. Bir daha basıyorum. Son kez basıyorum. Bu da kulağımızın çok alışkın olmadığı bir ses. Bu aralıkları tekrar ediyorum. Birer tane böyle örnekler veriyorum. Siz örnekleri çoğaltabilirsiniz. Zorlanabileceğiniz sesleri ben alıp buraya, aralıkları alıp ben buraya koymaya çalıştım. Si, Re, Fa yani eksik bir akor. Biz genelde majör, minör, bunun temel durumu, birinci çevrimi gibi çalışıyoruz. Ama eksik ve artık akorlar da var. Onlara da kulağınızı alıştırmaya çalışın. Tekrar veriyorum bunu. Şimdi üçüncü akorumuz Mi, Sol, Si akoru aslında baktığınız zaman. Mi, Sol, Si. Ama ben burada yine ikinci çevrim yaptım. Si, Mi, Sol olarak bastım. Çünkü çevrim akorlara çalışmamız gerekiyor. Dinleyin. Tekrar basıyorum. Ve son kez. Si, mi, sol, na, na, na. Ama bu genelde asıl akorun temel durumu budur. Na, na, na. Ama ben çevrim sordum. Çevrim akorları çok fazla çalışın. Sizin için faydası olacaktır. Şimdi fa, la, do diyez. Evet, biraz önce eksik sormuştuk. Burada da artık bir aralık sordum. Fa, la, do normalde fa majör temel durum. Da baktığınızda fa majör bir akor. Ama fa la do diyez dediğimizde artık bir akor oluyor. Tekrar veriyorum. Biraz önce eksikti. Bu artık bir akor. İyi dinleyin. Son kez veriyorum.
bunu size fa la do diyez olarak da sorabilirdim. Bu da zorlayabilirdi ama bu şekilde vermeniz de zor olurdu. Onun için çevrim olarak sordum size. Artık bir akor. Eksik akor çalışmanız gerekiyor. Buraya kadar baktığımızda işte eksik beşli, artık beşli ya da küçük ikili, büyük ikili aralıklar zorlayacak aralıklardır sizi. Ya da buradaki gördüğümüz eksik akorlar var, artık akorlar ve çevrimler. En çok çalışmanız gereken konular bunlar. Burada çalışmanız gereken örnekleri size göstermeye çalışıyorum. Bunları evde çalışarak ya da hocanızla çalışarak bu örnekleri artırabilirsiniz. Tabii herkesin duyabildiği, kimisi küçük ikiliyi çok rahat duyar ama atıyorum küçük altılıda ya da büyük altılıda zorlanabilir. Kimisi büyük yediliyi çok rahat duyar, tam dörtte zorlanabilir ya da artık beşte zorlanabilir. Bu kişiden kişiye değişir. Burada benim yapmak istediğim hemen hemen her şeyden örnekler verip hangi aralıklarda, hangi akorlarda eksiniz var anlayın ve onun üzerine oturup yoğunlaşıp çalışın. Benim amacım sadece bu. Şimdi diğer akorumuza geçiyoruz. Üç sesimize geçiyoruz. Burada da yine çevrim akor sordum. Re, fa, la. Normalde re minör, temel durum bir akor. Ben birinci çevrim yaptım. Fa, la, re olarak sordum. Burada majör bir akor çevirmiştik. Burada minör bir akor çevirdik. Dinleyin. Tekrar veriyorum, dinleyin. Na na na. Re'de zorlanabilir, bazı kişilere tiz gelebilir. Ama önemli değil, önemli o sesi duyuyor olabilmeniz. Zaten sınava girdiğinizde tabii soracakları aralık bellidir ama tenor bir adama bastıkları ses ve bas bir adama belki onun oktavından basabilir, aynı akora basabilir ama çünkü herkesin ses aralığı, frekansı farklıdır. Burada minör çevrim bir akor sordum. Burada da size minör, mesela burada do majör birinci çevrim sormuştum. Burada do minör temel durum sordum. Bu basit, herkesin verebileceği bir akor aslında ama örnek olarak görün istedim. Ha, bu arada genelde do majör ve do minör sesler karıştırılabiliyor. Onun için o minör majör akorlara temel durumda iyi dinleyin, iyi bakın. Na 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 hatırla sevgili. Küçük üçlü. İlk do mi bemol arası. İyi dinleyin, tekrar veriyorum. Majör ve minör akor yoğunlaşın. Bunlar sizin işinize yarayacaktır. Şimdi geldiğimizde sol, si, re aslında. Sol majör bir akor ama ben bunu yine ikinci çevrim olarak yaptım. Re, sol, si olarak size sordum bunu. Tekrar veriyorum. Son kez veriyorum. Na na na. Re, sol, si. Evet. Bu verebileceğiniz bir akor. Dediğim gibi çevrimlere bakmanız gerekiyor. Son basacağım üç ses ise melodik, yani nasıl diyeyim, son basacağım makamsal bir aralık olacak. Melodik değil, yanlış söyledim, özür dilerim. Makamsal bir akor olacak. İyi dinleyin. Bunu çalışırken hep batıya göre çalıştığımız için arada böyle makamsal bir şey çıktığında kulak karışabiliyor. Belki sınavda karşınızda, tabii batı müziği eğitim veren yerlerde bu çıkmaz ama Türk müziği sınavı yapan yerlerde böyle akorlarda karşınıza ya da aralıklarda karşınıza çıkabilir. İyi dinleyin. Son kez veriyorum. Na 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 na. Hicaz bir akor var burada da. Makamsal. Bu tarz makamsallarda zorlanıyorsanız onlara da bu şekilde bakabilirsiniz. Sizler için faydalı olacaktır. Dediğim gibi bunları
Batı müziği eğitimi veren okul makamsal sormaz. Türk müziği veren okullarda sorarlar. Ama kulağınızı ne kadar, hangi akorlarla, nelerle geliştirirseniz sizler için faydalı olacaktır. Bir eksiği olmayacaktır. Şimdi dört sese geçiyoruz. Dört seste do, mi, sol, si. Temel basit bir akorla başlayan dört tane dört sesimiz var. Do, mi, sol, si. Aslında herkesin verebileceğini düşündüğüm bir şey ama genelde do, mi, sol, do olarak duyuluyor bu. Biraz önce baktığımız büyük yedili aralıktaki gibi. Do, mi, sol, si bemol biraz daha kolay verilebiliyor. Çünkü aradaki nota açıldığı için, büyük ikiliye çıktığı için. Ama burada sondaki si, do arası yarım olduğu için do, mi, sol, do olarak duyulabiliyor. Bu akora çalışabilirsiniz mesela. İyi dinleyin. Tekrar veriyorum. Tekrar veriyorum ve devamında açılımını dinleyeceksiniz. Na, na, genelde bu gibi duyuluyor. Yani bu basılan akor şu şekilde duyulabiliyor. Onun için dört seslerde son sese odaklanmaya çalışın. Sizi daha iyi yönlendirecektir. Duymadığınız takdirde tekrar isteyebilirsiniz sınavda zaten. Tabii her seferinde değil. Şimdi diğer dört sesimize geçiyoruz. Bu da çevrim sorduğum bir akor. Normalde sol, si, re, fa diyez bu akorun temel durumu. Ama ben bunu çevrim olarak sordum. Sınavda çevrimler de çıkabilir karşımıza çünkü çevrim akorlar üzerinden bugün biraz daha gittim. Bu da si, re, fa diye sol. Son 2 aralık yine küçük ikili. İyi dinleyin. Tekrar veriyorum. Son kez veriyorum. Son iki sesi iyi odaklanın. İyi dinleyin son kez. Yani si, re, fa, diye, sol. Ama kulak bizi yanıltabilir. Yani gibi yere götürebilir bizi. Onun için son sese odaklanın. Çevrim de sorabilirler. Yedili büyük olarak da gelebilir en sona. Onun için iyi odaklanın dört seslerde. Diğer dört sesimiz ise normalde do, mi, sol, si. Yani şu sorduğum akorun aynısı. Ama bu sefer buradaki do'yu oktava attım. Bu do, mi, sol, si akorunun birinci çevrimini yaptım. İyi dinleyin. Sonda yine burada olduğu için si, re, fa diye soldaki gibi burada sonda yine küçük ikili bir aralık var. İyi dinleyin. Son kez veriyorum. Bir daha veriyorum. Demin bastığım akor do, mi, sol, si buydu. Şimdi de mi, sol, si, do. Sondaki iki ses küçük ikili. Dikkat edin ona. Ve son olarak da yine biraz önce ilk bastığım akor majör bir akordu. Do, mi, sol, si idi. Şimdiki de minör bir akor. Re, fa, la, do. İyi dinleyin. Re, fa, la, do diyez olsa biraz daha zorlayabilirdi ama o kadar zorlamak istemiyorum. Sınavda o da çıkmaz muhtemelen diye düşünüyorum. İyi dinleyin. Tekrar veriyorum. Bunu re, fa, la, do, diyez olarak da sorabilirim. Yani la, 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 la. Yani sol
Sondaki sesler size aslında nereye gideceğinizi yönlendirebiliyor. Dört seslere çok çalışmanızı size tavsiye ediyorum. Çünkü en zorlayan bunlar olabilir. Çevrimler sorabilirler. Karşınıza ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Siz elinizden geldiğince kendinizi zorlayarak çalışmanız gerekiyor. Sınava girerken dört seste, ezgi tekrarında, ritim tekrarında. Ben onun için bazı arkadaşlar yorumlara yazıyor. Hocam bunlar çok zor ezgi tekrarı, çok zor ritim tekrarı. Sınavda bu kadar zoru çıkarmıyor. Ben de diyorum ki siz burada zoruna çalışın. Yanlış yapıyorsanız burada çalışırken o zoru yanlış yapın. Ama o zoru burada yanlış yapa yapa onu düzelteceksiniz ve sınavda karşınıza çıkan size çerez gibi gelecek. Çok daha kolay gelecek. Sınava hazırlanırken kendinizi her şekilde tek ses, çift ses, üç ses, dört ses, ezgi tekrarı, ritim tekrarı, dikte, çalma, söyleme neyse bunların hepsinde zorlayabildiğiniz kadar zorlayın. Hata yapıyorsanız yapın. Sınavda yapmamak için çalışırken hata yapın. Onun için ben zor sormaya devam edeceğim. Ezgi, ritim, dikte bunları ben zor sormaya devam edeceğim. Yorumlarda evet okuyorum zor bu kadar zor olmuyor falan diyorsunuz. Evet olmayabilir ama ben zor soracağım. Sınavda karşınıza o kadar zor çıkarsa çalıştığın için zoru çalışıyorsun o zoru yapabilirsin. Sana bir eksisi olmaz. Ama kolaya çalışıp sınavda senin karşına zor bir şey çıkarsa o zaman yapamayacaksın. Onun için zor çalışmanın kimseye bir zararı yok. Umarım bugünkü dersler size için faydalı olmuştur. Nerelerde eksiğiniz olduğunu buradaki derslerimize görmüşsünüzdür. Hangi aralıklarda eksiğiniz var görmüşsünüzdür. Ve o aralıkların örneklerini kendiniz çoğaltarak çalışabilirsiniz. Sınava girecek bütün arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Herkese kolay gelsin. Instagram sayfamı da takip edebilirsiniz. Açıklama kısmına onun da linkini bırakıyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, yeni derslerden anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve videoları beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar, kolay gelsin.